kainatın neticesi hayat olduğu gibi, yani bu kainatın meyvesi hayat olduğu gibi, hayatın neticesi de şükür ve ibadettir. Şükür ve ibadetten de maksat şu: nimet içinde diyor inamı görmek. Ne demek? Allah bunu bize yaşamayı nasip etsin inşallah. Bilmeyi, idrak etmeyi ve yaşamayı. Yani o elma misalinden gideyim. O elmaya geldiği zaman önüne, bunu beni seven, beni bilen, bana merhamet eden, bana bu hediyeyi ikram eden, bu lütuflarıyla beni sevdiğini gösteren ve buna hiçbir ihtiyacı olmayan, şu galaksilerin, kürelerin, atomların, gördüğüm alemin sahibi ve görmediğim alemin sahibi olan mevcudu meçhul, idraki nakabil, yaratılmamış, ezeli ve ebedin sahibi olan, tek zat-ı akdes ve mukaddes olan Allah'ın bana olan iltifatıdır. O zaman bu iltifata karşı yapacak hiçbir şeyim yok. Tek söyleyeceğim şey şu: elhamdülillah. Hiç layık olmadığım halde bana bunu ikram ettin. Sen ne kadar izzet içinde, azamet içinde, değil mi, tenezzül ve tevazu sahibi kudret-i mutlakasın. Yarattığın mahlukatına iltifatın var. Şefkatin ve merhametinle tezahür ediyorsun. O zaman benim vazifem sana şükretmektir. Ve bu şükrün ötesinde ikinci basamak ise şükürle beraber ibadet ile seni tanımaya ve seni aleme tanıtmaya. Alemin ihtiyacı var, Allah'ın ihtiyacı yok. Samet olan Allah'ın ihtiyacı olsaydı alemi yaratamazdı. İhtiyaçsız olan Allah, değil mi? Samet olan Allah'ı alemin ve benim bilmeye ihtiyacım var. İşte ibadet yoluyla, gönderdiği rehber-i azamın yoluyla, aleyhissalatü vesselam Efendimizin yoluyla, o ibadet penceresinden onu güzelce tanımak, güzelce bilmek ve kendine layık bir kemalatta dünyada cennet hayatının numunesini yaşayıp ve buradan ruhunu teslim edip hakiki asli vatanın olan cennete gitmek için bu dünyaya, vücuda getirildi. Bunun tersi ne? Bunun tersi de var. Evet, tersi de şu: her şeyin böyle tersi olur, değil mi? Nur, zulmet, iman, küfür, itaat, isyan, değil mi? Her şeyin tersi olur. Bu hayat verildi, bu hayat ikram edildi. Ben buna karşı Allah'a hiçbir şey vermedim. Yok ki bir şeyim vereyim. Hiçbir hakkım yok. O fazlından bunları lütfetti ve bunlara karşı edep içinde bu nimetlerin inamı, yani gelen bu nimetten mün'imi hakikiyi bulup ona teşekkür edip bu nimetleri ondan bilip onu güzelce tanımaya gayret göstereceğim halde verilen nimetleri sanki kendi malınmış gibi gasp edip onların Allah'la olan irtibatını kendi alemimde kesip bir hakkım varmış gibi verilmeyenlere şikayet etmek, yani şükrün tersine girmek. Şikayet. Bu da yok, bu da yok, bu da yok diye yokları görmek.